İsmim Mehmet Hanifi Cümbüş. Kapalı Çarşı'da şu anda mücevher üzerine çalışmaktayım. Aile mesleğimizdir. Babadan intikal eden bir mesleğimizdir. Kapalı Çarşı'nın özellikle atmosferin içerisinde yaşamaktan dolayı, çalışmaktan dolayı çok mutluluk duymaktayım. Özel buna ilaçlar, sular falan gerekmez. Sadece evde ılık, sabunlu su olsun veya hafif deterjan bir iki damlayla attıktan sonra içerisinde ılık suyun içerisinde kaynatmaya da gerek görmeden bırakıp sonra duruladığınız zaman içindeki üzerindeki olmuş yağlar, kirler atıldıktan sonra yine eski parlaklığına dönüşür. Kimyasal maddeler kullandığımız zaman yüzüğün üzerindeki rodyum dediğimiz özellikle yüzük veya bildiğimiz kolyeler üzerindeki onların renklerinde değişimler olabilir. Amonyak fazla evde kullanmalarını tavsiye etmem. İlk günkü gibi olması için bir cilacı arkadaşlarımız vardır. Onlara polisaj yaptırmakta fayda vardır. Amonyakla evde tavsiye etmem öyle şeyler uğraşmalarını. Pırlantanın çizilme diyerekten bir derdi olmaz. Ancak çizilmesine sebep olan pırlantaya veya pırlanta benzeri sert bir maden parçası veya herhangi bir kaza ile bir yere sürtülme ile çizilebilir. Özellikle yuvarlak fasit kısımlar kırılabilir. Kırıldığı zaman bunu tekrar elmas tıraş dediğimiz bu işle uğraşan ustalarımız da onlara verip onları da tekrar küçültme veya düzeltme olayları olur. Pırlanta kolay kolay kırılmaz. Ancak kırılmasına sebep olanlardan biri de çok sıcak yerde tutup tekrar anında soğuk şeylere koyduğunuz zaman bu kristal var olduğu için ister istemez dağılabilir. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Kırılan yüzüklerimiz, kolyelerimiz, buna benzer şeylerin yapılması için bizim en bir numaralı olarak göstereceğimiz yer Kapalı Çarşı'daki atölyelerimizdir. Kapalı Çarşı'ya geldiği zaman tamiratı, tadilatı, rodajı, parlatması her şeysi anında burada yapılır. Müşterimize tekrar teslim ederiz. Bizim müşterilerimizin çoğunluğu hanımefendilerdir. Özellikle kendilerine yakışan şeyler alacakları için aldıkları sırada değer ölçülerine göre almalarıyla beraber yatırım amaçlı diye düşündüklerinde haklılar tabii ki. Bu almış oldukları malları geri geldiği zaman yine aynı şekilde para nakit olarak verebiliyoruz ve alıyoruz da. Bunu almamızın sebebi değerlidir. Her ne kadar altın alım satım borsası varsa da bunun borsasını esnaflarımız arasında dünya genelinde Rapoport dediğimiz bir liste vardır. Ondan tespit etmekteyiz. Ona bağlı olarak her zaman için paraya dönüşebilen bir kıymetli emtiadır. Kapalı Çarşımız Sultan Mehmet Fatih Han zamanından beri kıymetli madenlerin, emanetlerin verilmiş olduğu, kullanılmış olduğu bir banka vazifesini görmüş olarak da emanet kasasıdır. O günden beridir Kapalı Çarşımız kıymetli madenleri devamlı bulunup satan, emtiayı satan bir işletmelerin bulunduğu bir gruptur. Buraya gelen müşteriler her zaman güven içerisinde, babadan, atadan kalmış, özellikle güvendiği mağazalar vardır. Benim tavsiyem çarşıya geldiklerinde devamlı alışmış, devamlı görmek istediği kişilerden alışveriş yaptığı zaman hem güveni artıyor, şüphesiz ki AVM'ler var, diğer mağazalar, semt mağazaları var ama çarşı bu işin merkezidir.